LGS'ye son 90 gün, hayallerimize kavuşmamıza son 90 gün. Pazar günündeyiz ama bizler her zaman gibi mükemmel bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Günün sözüyle başlayalım. Tek imkansız yolculuk hiç başlamadığınız yolculuktur demiş Anthony Robbins. Teşekkürler Anthony. Anthony gerçekten güzel cümleler söyledi. Dikkatini çektim bilmiyorum. Bu 5-6 oldu. Hakikaten de çok doğru söylüyor. Biz diyoruz yani ya imkansız ya zor ya üf ya diyoruz ya. Esasla başlamadığımız için buna benzer bir sözü Einstein de söylemiş. Demiş ki bir problemi çözmenin bir problemi çözmeye başlamak bitirmenin yarısı çözmenin yarısıdır demiş. Yani tam cümleyi hatırlayamadım şimdi özür dilerim. Ama söylemek istediği şey şu. Yani bir şeye başladığımızda bitirmenin yarısına gelmiş oluyoruz. Yani olayı çözümlemenin yarısına gelmiş oluyoruz. Çünkü en zoru başlamak. En zoru başlamak. Sizler şu anda çalışmaya başladıysanız en zor kısmı geçtiniz. Bundan sonra vazgeçmeyi bitirin ve hayallerinize ulaşın arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Hüseyin Emre Çetinkaya görüyoruz. 201 almış. Hemen sorularıyla başlayalım. Fen lisesi kazanmak için günde 3 saat yeterli olur mu? Hafta içi 3 saat yeterli olur. Tabii bu 3 saat okula gitmediğin zamanlarda veya okuldan erken geldiğin zamanlarda daha fazla olması lazım. Ama verimli 3 saat kesinlikle yeterli olur. Günde kaç tane yeni nesil çözmeliyiz? Burada yeni nesil soruların süresine bağlı. Şimdi şöyle düşünün. E, yeni nesil soruya 2 dakika veriyor Milli Eğitim Bakanlığı. Matematik ve fen için söylüyorum sayısal için. 2 dakikada 100 e, soru çözseniz 200 dakika 200 dakikada, 200 dakikada neredeyse 3 saati geçmiş oluyor. Yani sen maksimum 200 soru çözebilirsin zaten. Dolayısıyla günde e, 150 veya da 100 tane yeni nesil soru çözmek faydalı olur. Ama tabii ki tekrar söylüyorum verimli bir şekilde. Günde 3 saat çalıştığını düşünüyoruz ama verimli bir şekilde. Matematik sorularını nasıl daha hızlı ve kolay çözebiliriz? Matematikle alakalı bizler sizlere birçok video çektik. Birçok konu anlatımı yaptık. Hatta bununla alakalı biliyorsunuz matematikte dinamo, taktikli, zoru, kota Onlarca kaynak hazırladık. Bu kaynakların her birinde sizlerin matematiği halletmeniz için uğraştık. Hala da halledeceğinizi, hala da hatalarını çıksa bile sonunda halledeceğinizi biliyoruz. Tek yapmanız gereken vazgeçmemek. Yani ilk 200 soruyu çözdün ya. Hop matematik güzel diye bir şey yok. X konusunda mesela diyelim ki matematik hangi konu olsun? Ben matematiği çok iyi bilmem. Cebirsel ifade. Cebirsel ifadelerle alakalı ilk 200 soruyu çözdün ya. Hemen bitmiyor öyle kolay değil. İlk başta biraz hızlı çekiyorsun. Bayağı bir hataların çıkıyor. Hele hele yeni nesillerde. Sonra bir 200 daha çözdün hala tam değil. Hala denemelerde yanlış çıkabiliyor. Sonra bir iki yüz daha çözün, Yavaş yavaş artık teslim oluyor Cebir Selif Tamam abi silahını yere indir yavaşça diyorsun. İndir bakalım silahı yere. Teslim ol. Arkanı yaslan. Artık Cebir ifadeler sen benim tutuklumsun. Tutukluyorum seni. Hadi bakalım gir benim netlerime diyorsun. Ve muhtemelen buradan sonra yani buradan sonra çözeceğin her soru doğru çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla birazcık sabırlı olacağız. Ondan sonra hızlı ve kolay çözmeye başlayacağız. Matematik hiç yapamıyorsak ne yapmalıyız? O zaman Türkçe, fen, inkılap İngilizce ve dine yüklenmeliyiz. Neden? Çünkü matematik 20 soru ama tüm LGS'yi kaplamış ya. Kardeşim 20 küçüktür 70. Diğer tarafta 70 soru var. Fen 20 soru. Kat sayısı matematikle aynı. Türkçe 20 soru. Kat sayısı matematikle aynı. Din, inkılap, İngilizce bunların kat sayısı düşük ama bunların toplamı 70 soru diyor. Ya ben dünyada hiçbir zaman 70'in 20'den büyük olduğunu görmedim. Ama tabii ki çok iyi fen serine girmek istiyorsan maalesef matematikte çok iyi netlere de ulaşman gerekiyor. Ee, devam edelim. Denemelerde yani bu hiç yapamıyorsan e ne yap oturup alacak halim mi ki diğerlerini full yapmaya çalış. Denemelerdeki kötü sonuçlara bakınca moralim bozuluyor. Ne yapmalıyız? Denemelerdeki kötü sonuçlara bakmak değil. Denemelerde kötü sonuçlardan ders çıkarmak gerekiyor. Yani sen bir denemeyi çözdün. O denemede aldın diyelim ki denemeyi çözdün. Zaten denemelerimizin başına biz böyle şeyler koyuyoruz. Analizler koyuyoruz. Sen denemede koordinat sistemi özelliklerini yanlış yaptıysan bununla alakalı eksiklerini kapatman lazım. Katı basıncını yanlış yaptıysan bununla alakalı eksiklerini kapatman lazım. Eğer böyle bir denemeden çözmüyorsun ya yani böyle e, sayısal detaylı analiz, sözel detaylı analiz olmayan bir denemeden çözdün. O zaman soruyu çözerken bu soruyu yanlış yaptıysan ve bu denemeyi çok dikkatli çözmene rağmen yanlış yaptıysan bununla alakalı kendine affedersin ceza vermen gerekiyor. Ya kardeşim ben bunu çok güzel bir saatte çözmeme rağmen, çok dikkatli bir şekilde çözmeme rağmen ben basınç konusunda hata yaptım. Ben DNA konusunda hata yaptım. Ben mevsimler ve iklim konusunda hata yaptım. O zaman hatamın bedeli olaraktan bu konuyla alakalı 20 soru çözeceğim diyeceksin. Ama bitmişti. Hayır, çözeceksin. 20 soru çözeceksin. Hatta senin bir tane ceza kitabın olacak. Yani şöyle hani konuyu öğrendin diyelim ki kodtan çalıştın. Zordan tekrar ettin. Taktikli veyahut da başka bir yayında da olabilir. Sadece Tonguç olmak zorunda değil. Başka bir yayında bu benim denemelerde yanlış yaptığım konularla alakalı soru kitabım. Yani ben diyelim ki çarpanlara ayırma hata mı yaptım? Çarpanlara buradan bir tane atıyorum abi. Niye? E çünkü çarpanlara ayırma hata yaptım. E normalde bu kitabı kullanıyorsan hayır kullanmıyorum. Bu öyle duruyor diyeceksiniz. Denemelerde kötü sonuçlara bakınca dolayısıyla moralimizi bozmuyoruz. ...denemelerde kötü sonucun üstüne gidip onu ezip geçiyoruz. Geldik günün kitabına. Kumpanya, Said Faik Abasiyanın çok güzel bir kitabı. Bununla alakalı espriyi Mehmet Hoca yapmıştı, ben de yapıyorum. Said Faik'in Abasiyanı adlı kitabı. <laughs> e, sosyal medyada dolaşmıştık. Kumpanya çok güzel bir e, eser. E, Said Faik biliyorsunuz durum öykücüsü. Bilmiyorsunuz abi, bunu lise gelince öğreneceksiniz. Daha doğrusu... Fen Lisesi'ne gelince, Anadolu Lisesi'ne gelince, Sosyal Bilimler Lisesi'ne gelince öğreneceksiniz. Diyelim ki Doğan Eğitim'e geçsin. Geldik günün okuluna Tofaş Fen Lisesi. Bursadılar. Hocam bize niye Tofaş Fen Lisesi'ni anlatmıyorsunuz? Bursa'da okul yok mu demişler. Bütün yorumlarınızı okuduğumuzda biliyorsunuz, görüyorsunuz. Dolayısıyla YKS sonuçlarına göre 40 tane tip kazanmış maşallah. 40 20 tane mühendis kazanmış. Ne oluyor? 4 yıl İngiliz eğitim var. E dilimi de yüksekmiş. Olsun. Bu lise Bursa'nın en çalışkan öğrencilerini Hak ediyor. Yani iyi olduğu için hak ediyor. Yoksa Bursa'nın en çalışkan öğrencileri buraya akıyor değil. Burası Bursa'nın en iyi öğrencilerini hak ediyor. Hadi bakalım gençler. Arkadaşlar çalışın. Bu liseye yerleşin. Günün kaynağına baktığımızda yazıl notlarını anlattık. Niye? Çünkü yazıl haftası geldi. E, yazılılar geliyor diyoruz. Yazılı haftasında bu yazı notlarından çalıştığınızda yazıların da tabii ki önem var biliyorsunuz. Onlar da moralinizi bozmaması lazım. Burada direkt yazılıda nasıl sorulur? E, ...işte hoca sorar gibi bölümler var. Taşınabilir kolay. Bu aynı zamanda LGS'deki bazı kazanımlarınız açısından da fayda olabilir ama bu sadece belli bir yazılıya özgü. Onu da unutmayın. Sadece Tonguç kitapçılarında bu arada. E, günün geyiği de her zaman gibi Tonguç'un başlayacak olan yazıları düşünüyorum demiş. Uzanmış. <laughs> ya böyle düşünerek olmaz ki çünkü. Hadi kalk kalk kalk. Çalışmaya başlıyoruz. Günün sorusu, matematik sorusu. Videoyu durdurup soruyu çözüp yorumlara yazabilirsiniz ve hatta bize sormak istediklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. <laughs>